Bu sabah çok ıslandım arkadaşlar, çok. Yani böyle Bakırköy'de bir işim vardı. Orada Kültür Üniversitesi var biliyorsunuz. Kültür Üniversitesi'ne girdim küçük bir işim için. Bu üniversiteden çıktım. Tekrar iki telliye dönmem gerekiyordu. Allah'ım dedim, bu siyah kara bulutların arasına dalacağım. İnşallah ıslanmam dedim ve ıslanacağız yani. Hem de nasıl bir yağmur geliyor yani. Tam da ağacın altında durduk anasını satayım. Ve 100 metrelik bir seyahatten sonra o kara bulutun altına girdim. Ben ona yaklaştım, o bana yaklaştı. Bir anda bütün nefretini, kinini, efendime söyleyeyim, içindeki biriktirdiği likidi maalesef üzerime boşalttı. Saklandım, gizlendim. Eşim ve ben sırılsıklam olduk. Ama bu da motorculuğun güzel yanları. Her zaman böyle günlük güneşlik havada süremiyoruz. Tabii ki yağmur, çamur, kar, pislik, efendime söyleyeyim, her türlü dengesiz şoför, her şeyle karşılaşmamız mümkün ama bugün Allah bize sadece yağmuru, kötü havayı nasip etti. İnşallah bununla da kalırız. Buyurun dostum, buyurun, sinyal verdiniz, ben size yol veririm. Teşekkür ederim, aynadan teşekkür etti çünkü. Ben teşekkür ederim anlayışın için. Montum sırılsıklam. Bakın buna da dikkat edin. Montum sırılsıklam. Yazlık mont nihayetinde. Her tarafından efil efil, püfür püfür hava giriyor. Bununla birlikte bugünkü yağan yağmurda da ciddi anlamda su girdi. Tişörtüm, efendime söyleyeyim, yazlık ıslak montla seyahat ediyorum. O çarpan rüzgar var ya, normal şartlarda of ne kadar güzel, bak serinledim diyebileceğim rüzgar gibi titretebilecek boyutta. Çünkü zaten ıslak olan vücudum mevcut rüzgarla birlikte vücut sıcaklığımı ciddi anlamda düşürüyor. Allah'tan dışarıda hava çok güzel, ortalama atıyorum kafadan 35 derece bir sıcaklık söz konusu. Sıcaklık bu kadar yüksek olduğu için sadece bir üşüme hissi var. Kışın çok iyi hatırlıyorum. Elcik ısıtmalarımı takmadan önce, ki bir motosiklette elcik ısıtmanın gereksiz olduğunu düşünenlerden idim. Ama yine bir gün sırılsıklam oldum. Yağmurdan ellerim sırılsıklam, eldivenim sırılsıklam, parmak uçlarımı hissetmiyorum. O gün elcik ısıtmayı da taktırmamıştım. Artık Yeni Bosna Adli Tabip'in önündeki üst geçidin altına motoru çektim. İndim aşağıya. Bütün vücudum sırılsıklam, üşümüşüm, rüzgar vurmuş. Kendi motosikletimin egzozuna bir sevgiliye sarılır gibi, bir aşığa sarılır gibi, efendime söyleyeyim, serenat yaparak sarıldım. Çünkü onun sıcaklığı içimi ısıttı. Parmaklarımdaki uyuşma, efendime söyleyeyim, o kılcal damarlardaki kanın çekilmesi, hepsi yerine geldi. Parmaklarım genişledi, damarlarım genişledi, kan akışım normale döndü. Dedim Allah'ım, bir egzoz bir insanı bu kadar mı mutlu eder? Evet, beni çok mutlu etmişti o gün. Dolayısıyla daha sonra dedim ki, ya bu elcik ısıtma arkadaşım, eğer icat edildiyse bir faydası vardır. Hemen ertesi gün gittiğim bir elcik ısıtma satın aldım. İyi kötü her motorcu gibi kendim montajımı kendim yapabiliyorum. Montajını yaptım. Dedim Allah'ım, bu işte budur yani, budur. Ne zaman ki soğuk havalarda, kışın için söylüyorum, ellerim üşümeye başladığı anda hemen elcik kademem, iki kademe, bir ve iki kademe olmak üzere hemen bir alıyorum, normale geliyor, iki alıyorum, ısınıyor. Aman Allah'ım diyorum, dünya varmış. Zaten bir de scooter kullanıyoruz biliyorsunuz. Bacakları şöyle birazcık topladığın zaman önden gelen rüzgarı da almıyorsun. Dolayısıyla vücudun her daim soğuk ve sıcak kalıyor. Ki motosiklet kullananlar bilir. Motosiklete gönül vermiş olanlar için de bir ön bilgilendirme olsun.
Normal şartlarda motosiklet kullanan insanların ilk önce elleri üşür arkadaşlar. Ve bu öyle bir şeydir ki şey gibi, bir tümör gibi, bir kanser gibi, elleri üşüyen bir motosikletçi gitgide bütün vücut sıcaklığını kaybeder. Bir de öyle bir şey ki, motosikleti kullanırken biliyorsunuz mutlaka ellerinize ihtiyacınız var. Bu gidonu doğru bir şekilde yönetmek için ellerinizin çok iyi hassaslığını koruyor olması gerekmekte. Şimdi parmak uçlarından çekilen kan parmak uçlarınızı hissetmemenize neden oluyor. Dolayısıyla fren manetine ulaşamıyorsunuz, basıyorsunuz ama hissetmiyorsunuz. Bir süre sonra da vücut sıcaklığınız gitgide düşmeye başlıyor ki yanlış hatırlamıyorsam buna da hipotermi mi? Evet öyle bir şey deniyor. Bu işte uyuşukluğun, efendime söyleyeyim, uyku halinin önceki evresi. Ondan sonra zaten bu böyle uzun süre devam ederse, tabii ki böyle Mecidiyeköy avcılar arasında böyle bir şey söz konusu değil ama diyelim ki İstanbul'dan çıktınız, bastınız, gidiyorsunuz ne diyelim Adapazarı'na. Bu aradaki mesafe hipotermi için çok uygun bir mesafe. Böyle ıslak soğuk bir vücutla bu kadar uzun bir mesafe yol kat ederseniz parmaklarınızı hissetmezsiniz, uyuşursunuz. Efendime söyleyeyim, bir süre sonra o yol keyiften ziyade cehenneme döner. Hiçbir motorcu arkadaşın da böyle bir pozisyonda kalmasını istemiyorum. Uzun lafın kısası arkadaşlar, günlük geyik limitimizi doldurdum diye düşünüyorum. Böyle bir konuşmayı da ilk defa yapıyorum. Yani saçmalamış olacağımı zannetmiyorum. En azından bilgili, mantıklı şeyler konuştuk. Ama inşallah bu rüzgar sesi sizleri rahatsız etmiyordur. Ben mümkün mertebe videoyu editlerken bu rüzgarı kesmeye çalışacağım ama soru, öneri, görüş, şikayet, her türlü düşüncenizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadarıyla hiçbir aile bireyimin yazmış olduğu soruyu boş çevirmeyeceğim. Mümkün mertebe elimden geleni yapacağım. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.